Değerli izleyenler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye genelinde yaklaşık 6 milyon bağımsız bölümün risk altında olduğunu söyledi. 2 milyon bağımsız bölümün ise acil dönüşmesi gerekiyor. Özhaseki, İstanbul özelinde kentsel dönüşümün salt çoğunluğuna göre yani %50+1 olarak yapılması gerektiğini de vurguladı. Hepimizin şunu bilmesi lazım, Türkiye bir deprem ülkesi. Tek çaresi var bu işin, kentsel dönüşüm. Bunun dışında da başka bir çare şimdiye kadar icat olmadı. Oturduğumuz konutları, çalıştığımız iş yerlerini, deprem gerçeğini bilerek sağlıklı, güvenli hale getirmekten başka hiçbir çaremiz yok. Şu anda ülkemizde 30 milyondan fazla konut var. 5 milyon civarında da ticari alan var. 2012'de çıkan yasayla bugüne kadar 2 milyon 200 bin civarında bağımsız bölümün dönüşümünü sağladık biz bakanlık olarak. Geçtiğimiz 10-11 sene içerisinde. Ve şu anda da 400 bin bağımsız bölümün yenilenmesi, dönüşümü devam etmekte. İşte bunu yeterli görmediğimiz için çabalıyoruz. Daha çok yapalım diye uğraşıyoruz. İstanbul'da da 6 milyon civarında konut, 1,5 milyon civarında da bağımsız bölüm olarak sayabileceğimiz ticari alan var. İstanbul'da da 2012'den itibaren başlayan çalışmalarda yaklaşık 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü bitirmiş durumdayız. Şu anda da 171 bin civarında bağımsız birimin, bölümün dönüşümü devam ediyor. İnşaatlar hızla sürüyor. Ve sadece İstanbul için 128 milyar lira civarında bakanlık olarak para harcamışız. Türkiye genelinde de 480 milyar lira gibi bu dönüşümler için para harcamışız. Artık bundan sonra kentsel dönüşüm için işe başlanacağı zaman ve devamında 3/2 çoğunluktan bir vazgeçelim, %50+1 ile yol alalım dediler. Sadece binanın yıkılması safhasında değil, arkasından da inşaatın yapılma aşamasına geçildiğinde, ruhsat aşamasında veya oradaki fonksiyon değişikliğinde %50+1 yeterli olsun derler. Bu ikisi çok önemli. Çünkü eskiden %100'ün muvafakatı aranırdı. Daha sonra 3/2 muvafakatın aranması söz konusuydu. Ve ruhsat alınırken %100'ün muvafakatını arardık. Birkaç kişinin itiraz etmesiyle senelerce iş tıkanırdı. O işin tıkanmasıyla birlikte de tabii ki vatandaş mağdur olur. Tabii ki işe giren, belki sermaye yatıran birçok müteahhitlik grupları da orada batar giderlerdi. Bundan dolayı şurada alınan en önemli kararlardan birisi bu arkadaşlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.